ekranlarından yeni nesil yayıncılığın adresinden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Ben Bahar Özmen, ekip arkadaşım Ayberk Bayraktaroğlu ile birlikte her zaman olduğu gibi bugün de maksat yarışmak diyeceğiz. Kadıköy'deyiz, sorularımız var efendim, market çeklerimiz hazır. Siz de hazırsanız başlıyoruz. Evet efendim, yanımda bir maksat yarışmak programı izleyicisi var efendim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Fatma Çakıroğlu, lise mezunuyum şu anda, evdeyim. Peki üniversiteye var mı bir hazırlık Fatma Hanımcığım? Çocuk gelişimi üzerine. Ne güzel, çocuklarla aranız iyidir diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyoruz, öyle istiyoruz. Gönlümüze göre de hayırlısıyla olur inşallah diyelim. Şimdi biz Fatma Hanımcığımla kamera açılmadan önce biraz sohbet ettik. Annesiyle hep bizimle yarışmak istiyorlarmış Ayberk'cim. Hatta hanımefendi annesini aradı, galiba anne de geliyor. Aynen, şu anda gelmek üzeredir. O da kamera arkasından senin bu heyecanına ortak olacaktır diye düşünüyorum. Hatta yanıma bile gelebilir öyle diye. Olur, peki yanına da alırız isterse eğer. Şunu sorayım, evde biliyor musun sorularımı? Yani hemen hemen evet. Hadi bugün de bilelim bazıları inşallah. Oluyor, bazıları zor geliyor falan. Bakalım. Bakalım bugün ne gelecek? Bana diyor ki Fatma Hanım, aman diyor sorularım kolay olsun. Evde bilebiliyorum, burada da bileyim diye, ama kamera karşısına geçer geçmez de kayda girmeden Ayberk başladı heyecan sende. Kesinlikle, kamera çok farklı ya, kamera önü farklı yani, konuşamıyorum. Konuşamıyoruz heyecandan. Peki evet. Şöyle kartlarım var, biliyorsun zaten kurallarımızı, istediğini seç bakalım ne geliyor. Hop, geldi aradan bir kart. Bakalım. İnşallah biliriz. İnşallah. İlk sorudan elenmem. Elenmezsin. Hiç heyecanlanma. Yazın denizde yüzme yarışı yapanlar genellikle kıyıdan nereye kadar yarışırlar? İleride böyle neler vardır? Ya. Hatta orada dinlenirler de böyle ellerini kollarını koyuyor. Evet, çok izliyorum şu an. Aklıma gelmiyor. Dur, heyecanlanma. Denize girdin. Birazcık açıldın. Yoruldun. İleride böyle bir şey var. Ona böyle elini kolunu koyduğunda da o seni taşır. Yukarıda tutar. Onların adı nedir? Deniz simidi mi? Ne? Deniz simidi mi? Deniz simidi değil. Ama D harfiyle başlıyor. Denizde böyle suyun üstünde durur. Dört harflidir. D harfiyle başlar. Şu an bilemeyeceğim için çok üzülüyorum hatta. Çok heyecanlandın ondan bence. İkinci harfi de vereyim mi? Vereyim mi? Olur. Olur. Peki çekine çekine. Utana sıkıla istedik. U. Urfa'nın U'su. Du. Du. Yok, gelmiyor ya gerçekten. Ay. Şeyi unuttum. Heyecan böyle bir şey. Gerçekten. Olsun. Çok farklıymış. Yani evden izlediğimiz gibi kesinlikle değil. Maksat yarışmaktı diyorum o halde ve doğru cevabı söylüyorum. Duba olacak. Duba. Duymuş muydun Duba'yı? Duymaz mıyım? Duymaz mıyım? Heyecandan aklımıza gelmedi. Olsun, iyi ki tanıştık. Ben iyi ki yarıştık. Geldiğim için çok mutluyum sizinle tanıştığım için. Yani gerçekten maksat yarışmak olsun benim için. Bu duyguyu yaşamanızı isterim. Severek izliyoruz sizi. Çok sağ ol, çok naziksin. Kendine çok iyi bak. Tekrar karşılaşırsak İnşallah. Eğer yine yarışalım, anlaştık. İnşallah, ben teşekkür ederim. Aldım sözümü, uğurluyorum arkadaşıma. Hanımefendi hep izliyordum, hiç yarışacağım aklıma gelmezdi dedi. Kime niyet, kime kısmet. Aynen öyle. Ne diye çıkmıştınız bugün dışarı? Mont almaya diye çıktım. Bir de eve alışveriş yapayım dedim. Böyle geçiyordum. Bir baktım maksat yarışmak olsun. Maksat yarışmak diyoruz efendim. Kışlık ihtiyaçlar başladı değil Aynen. mi? Artık havalar Aynen. soğuyunca. Daha da soğuyacak. Şimdi çok böyle monta sabahları gündüzleri ihtiyaç olmuyor ama. Aa, işim gereği. Önümüz kara kış. Ne işle meşgulsünüz? Özel güvenlik görevlisiyim. Evet, siz özellikle. Bayağı. Size lazım. Gidiyor. Peki. Evin alışverişi de hiç bitmez. Alışverişten önce karşılaşmamız iyi oldu. İnşallah sorularımı bilirsiniz. Allah. Market çekinde veririm size. İnşallah. Ben sizin yanınızdayım. İnşallah. İsminiz nedir? Meltem Cengiz. Peki, Meltem Hanımcığımla yarışacağız. Meltem Hanım, kartlarım burada. Buyurun, seçin istediğinizi. Hangisi? Şu, en baştaki. Evet. Peki. Hemen şöyle gelsin ilk sorum size. Kadınların saçlarının daha gür veya uzun görünmesi için başlarının arkasına taktıkları ek saça ne ad verilir? Sadece arkaya da takmazlar, yana da takarlar. İşte onların çıt.
Ama onun bir adı daha var. P harfiyle başlıyor. Peruk da değil. Po. Postiş. Postiş. Doğru cevap geliyor. Alkışlar Meltem Hanım'a. İlk soruyu geride bırakıyoruz. Böyle süsünüze püsünüze önem verir misiniz? Çok vermem. İşimden gereği veremiyorum. Valla ben de özel hayatımda gayet sadeyim. Ama ekran karşısında mecbur makyaj yapmak durumunda kalıyoruz. Özel hayatımda sıfır makyaj geziyorum ortalıkta. Peki ikinci soruma geçeyim Meltem Hanım. Yabancı ülkelere gidecek olanlar yetkili kuruluşlarca verilen hangi belgeleri almaları lazım? Vize. Vize değil. Vizeyi ne için alıyoruz? Önce bir şeyimiz oluyor, sonra vize alıyoruz ona. Yurt dışına çıkmak için ilk ihtiyacınız olan şey nedir? Pasaport. Pasaport. Doğru cevap geliyor, alkışlar. Ay ben kamera arkasından bana böyle yapıyor, para. Yurt dışına çıkmak için önce para diyor. Var mı bir yurt dışı hayaliniz, planınız? Var da çok zor yani. Öyle demeyin, hedef koyun, zor. Olur inşallah. Nereye istiyorsunuz, merak ediyorsunuz? Yani Paris. Paris. Evet. Bir şey söyleyeyim, Fransa'da benim hiç merak ettiğim bir yer değildir. Senin var mı, ilk nereye gitmek istiyorsun? Ne? Duyamıyorum. Küba. Küba. Cuma diye anlıyorum oradan buraya. Peki. Küba. Harikulade. Ben de İrlanda'yı merak ediyorum. İnşallah gönlümüze göre olur bir İnşallah. Gün. Çok çalışalım. Neden olmasın? Aynen öyle. Peki. Haydi son sorum da gelsin size. Üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görünen eserlere ne denir? Antika. Başka? Mesela kitaplar için kullanırız bunu. Çok geçmiş yıllarda yazılmış bir kitaptır. Biz ona deriz ki bu kitap dünya bir şeyleri arasında. Literatür. Literatür değil. Daha basit düşünelim. Tarih eseri. Değil. Kitap için düşünün. Kitaba tarih eseri pek demiyoruz. Bu kitap dünya bir şeyleri arasında. K harfiyle başlıyor. Mesela Türk Edebiyatı'nın da öyle eserleri var. Türk Edebiyatı K ile başlayanlarından deniyor. Biliyordum onu. Şu an bir anda. Hadi ikinci harfi de veriyorum. L. Lüleburgaz'ın L'si. K, L. Klasör değil. Klasör değil. Ne olabilir? Türk klasik. Edebiyatı. Klasik. Klasik. Doğru cevap alıyoruz. Alkışları. 3'te 3 yapıyoruz. Alkışlayın kendinize. Market çekini kazandık çünkü. Şöyle takdim edeyim çekinizi. Ne diyorsunuz bizim için? Market yarışmak olsun. Evet efendim. Yarışmaya gönüllü bir beyefendi var yanımda. Sizi tanıyalım. Ben Musa Karaca. Danışmanlık şirketinde çalışıyorum. Musa Beyciğim, pozitif bir insan mısın? Genel olarak. Belli. Gerçekten beyefendinin gözünden böyle, çünkü bir pozitif enerji yayılıyor etrafa. Ne güzel, ne mutlu. Bugün hiç dışarı çıkarken aklınıza gelir miydi bir yarışmaya katılacağınız? Hayır, aksine çok bir ihtimaldir, bir ihtimal dahi vermezdim. İşte 360 ekranında Maksat Yarışmak programındasınız efendim. Peki evde genel olarak yarışmaları izler misiniz? İzlerim. Doğru. Sizin programınızı izliyorum. Ondan sonra... Diğerlerinin adını vermeyelim. Diğerlerinin adını ver. Beni izlemeniz yeterli dermişim. O işin esprisi tabii, evde doğru cevapları veriyor musunuz? Genel manada aileyle izliyoruz zaten, annem babam ben. Evde hep bir öyle oluyor değil mi? Hayır bence bu doğru falan. Tabii canım, biz bir de bilince aramızda böyle seviniyoruz, böyle hangimiz bildiysek ya da şey yaptıysak. Birbirimizi tebrik ediyoruz bayağı. Harikulade. Bizim evde de şey olur böyle, işte bilen bilemeyene çay getirir, bir şey götürür içeriden. Biz direkt tebrik ediyoruz. Peki olsun. Ne güzel, sizinki daha güzelmiş karşılıksız. Elimde şöyle kartlarım var. Zaten kurallarımı biliyorsunuz. 3 sorum olacak. Buyurun istediğiniz kartı seçin. Ortada yalnız tam 2 tane var. 4 kartım var. Tamam, üçüncü. Nereden? Buradan mı, buradan mı? Sağdan. Size göre mi sağdan diye devam edebilirim. Size göre. Peki 1, 2, 3 doğru mudur? Doğru. Hemen aldım elime. Zorladım değil mi Aybek? Size göre mi sağdan göre mi? Öyle mi böyle mi? Hadi bakalım ilk sorumuz neymiş? Bir işi bir türlü öğrenemeyen insanlara hangi hayvana hendek atlatmanın daha kolay olduğu söylenir? Deve. Doğru cevap alıyoruz, alkışları. Var mı etrafımızda böyle anlamayan deveye hendek atlatmanın daha kolay olduğunu düşündüğünü? İş hayatımda çok gördüm onları. Hani normalde belki çok iyi insan ama iş konusuna geldim mi bayağı bir zıvanadan çıkabiliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bazı insanlar bence anlamamazlığa da yatıyor. İşlerine gelmiyor anlamama. Büyük ihtimalle. Çünkü artık yeni sistemde kimse kendine bir sorumluluk almak istemiyor. Korkuyorlar sorumluluk almaktan. O yüzden kendilerini bir şey bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Peki. Bu arada danışmanlık veriyorum dediniz. Ne üzerine?
Genel manada her konuyla ilgili danışmanlık şirketinde çalışıyorum. Genel olarak her şekilde... Şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik zannediyorum. Peki, harikulade. İkinci sorum şudur. Biraz kadınlarla ilgili bir soru geldi, ikinci soru yalnız. Diğer adı maskara olan makyaj malzemesi hangisidir? Rimel. Rimel, doğru cevap, geliyor alkışlar. Zaman zaman beylerden çok komik cevaplar alabiliyoruz sevgili seyirciler. Daha önce hatırlıyor musun Ayberk'cim? Bir kez fondöten nedir diye sormuştuk. Parfüm cevabını almıştık. Eyeliner'a da galiba şeker cevabını almıştık, yanılmıyorsam. Gerçekten beylere de denk geliyor herhalde. Çok komik şeyler bizim aramızda da arkadaşlarla oldu. Hani bu neydi, şu neydi? Aramızda tartışıp buluyoruz bunu. Bazen soruyoruz hani bayan arkadaşlarımıza bu neydi diye. Beylerin makyaj malzemeleriyle sınavı devam ediyor 360 ekranında. Hadi son soruya geçiyorum. Değişken, geçici isteklerde bulunarak huysuzca davranan birinin ne yaptığı söylenilir? Agresif. Yok. Fikrini değiştiriyor, huysuzca Agresif. Davranıyor. Yok, sen de çok şey yaptın bugün. Değişken değil, aslında mırıldandığım şarkının içinde geçiyor. Bir Mirkelam şarkısıydı değil mi? Kapristesin, kapristesin sevgilim. Olsun, önemli olan maksat yarışmak olsun. Kesinlikle öyleydi. İyi ki tanıştık. İyi ki yarıştık. Evdekilere selamlar. Annem, baba size selamlar söylüyor. Hoşça kalın efendim. Sağ Görüşmek olun. Üzere. Beyefendi bizimle yarışmak istedi. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Sırrı benim ismim. Sırrı Beyciğim, ne yapmaya geldiniz bugün Kadıköy'e? Geziyorum. Devamlı gezerim. Nereleri geziyorsunuz mesela? Hangi dükkanlara göz atıyorsunuz? Her tarafa atarım. Giyeceklere bakarım. Giyim kuşamına dikkat edenlerden misiniz? Evet. Çünkü kimi bey dikkat etmiyor ben ama çok... kimisi meraklı oluyor. Evet. Bence önemli olan modayı takip etmek ya da yeni şeyler almak. Evet. Bence önemli olan temiz giyinmek. Evet. Pür ufak olmak. Tabii, da aynen. Peki nerelisiniz? Orduluyum. Ordu'nun dereleri. Evet. Ne tarafa akıyor o dereler? Aksa yukarı Aksa. Aksa yukarı Aksa. Gidiyor musunuz Ordu'ya? Gidiyorum, devamlı oradayım zaten. Ha. Kışın buraya geldim, Mart'ın sonuna kadar buradayım. Kışı burada İstanbul'da geçirip sonra sonbahar, ilkbahar, yaz Ordu. Kızım var, Konya'dan yanına gideceğim. Ha, ne güzel, size kapı çok. Evet. Peki Konya nasıl bir yer? Çok güzel bir yer. Peki en çok Konya'yı mı, Ordu'yu mu, İstanbul'u mu seviyorsunuz? Ordu'yu seviyorum. Orada mı doğdunuz? Evet. Ama İstanbul'da 17'ye 16 yaşından itibaren İstanbul'da kaldım. 16'da yoğdum. Doğrudur. 68'de geldim. 2011'e kadar İstanbul'daydım. Geri gittim. Peki, iyi yaptınız efendim. Emekli mi oldunuz da geri gittiniz? Çok emekliyim. Peki, harikulade. Ordu'da vakit nasıl geçiyor? Çok güzel. Ben ormanda... Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah 9'da çıkarım. Kahvaltı yaparım. Saat 4'e 5'e kadar ormanda gezerim. Tabii mis gibi, bir de orada yöresel lezzetlerle evet, kahvaltı yapıyorsunuzdur evet, diye düşünüyorum. Çok çok güzel. Mantarlar dolu. Ormanda geziyorsunuz. Mantar toplarım. Mantar, aman dikkat edin. Anlar mısın? Çok iyi anlarım. Aman uyaralım izleyicilerimiz. Yok. Çünkü anlamayanların başına fena işler geliyor. Ben bilirim onları. Toplanacak mantarı da bilirim. Aman yine de dikkat. Tedbiri elden bırakmayalım efendim. Hayır. Peki ormanda gezdiniz, sonra? Eve gelirim. Dinlenme. Dinlenme. Belki bir çay, mis gibi, fındık. Kendim yemeğimi yaparım. Fındık bizde yok da Mesudiye'de. Ordu'dan alırım. Peki efendim, tüm Karadeniz'e, Ordu'ya, Mesudiye'ye selamlar olsun diyelim. Ve yarışmaya geçelim. Buyurun, seçin istediğinize. Geldi aradan bir kart. İlk sorum şu. Hevesi çabuk geçen kararsız insanların davranışı mecazen hangi hayvanın iştahına benzetilir? Mesela bugün heves ediyorsunuz, yarın heveseniz kaçıyor. Biz o insanlara ne iştahlı deriz? Köpek iştahlı. Köpek iştahlı değil, köpek iştahlı ilk defa duydum. Değil de. Başka bir şey iştahlı. Köpek iştahlı değil, ne iştahlı deriz?
Hayvanlardan kedi var. Kedi köpek değil, bu böyle daha sokakta görmediğimiz bir hayvan. Onlardan biraz daha vahşi, tehlikeli olabilen bir hayvan. Ayı? Değil, ayı değil. En tehlikelilerine gittik. Bir şey iştahlı diyoruz. Böyle en sevdiğim meyve muz. Biliyorum da. En sevdiğim meyve muz. Maymun. Maymun iştahlı diyoruz efendim. Aklıma gelmedi. Muz muz. Heyecanlandınız mı? Evet evet. Televizyondaki gibi değil ama. Değil mi? Burası farklı, heyecanlı oluyor. Sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi? Tavşan. Tavşan ne güzel. Ben de çok severim. Kuşlardan keklik. Keklik. Oo peki. Senin Ayberk? Ne? At. Peki. Evet, atı. At da çok asil hayvan vallahi. Peki, geçiyorum ikinci soruya efendim. Bir şeyin adını anmadan, üstü kapalı anlatarak o şeyin ne olduğunu bulmayı oynayana. Bu nasıl olmuş? Böyle bir soru sormuş. Değişik bir soru sormuşuz Ayberk. Bir dakika. Toparlıyorum. Bir şeyin adını anmadan, üstü kapalı anlatarak o şeyin ne olduğunu bulmayı oynayana bırakan oyun nedir? Zor bir soru olmuş. Gazetelerde olur. İmalı. Yok, imalı oyun değil. Gazetelerde ne olur? Bulmaca. Bulmaca doğru cevap. Nasıl zor sormuşuz. Okuyamadım bile vallahi. Haklısınız düşünmekte. Peki bulmaca çözüyor musunuz? Çözerim, çok güzel çözerim. Peki çok güzel çözerim. Ben çok başarılı değilimdir bulmacada. Çok toplarım diye uzun uzun da yaparım onu. Ne güzel, ben sudokucuyum. Ayberk sen ilgilenir misin bulmacayla ya da sudokuyla? Umurumda değil bahar diyor. Kış güze ikşite ikşite. Peki hadi son soruya da geçelim. Ay eyvah, son sorumuz biraz değişik bir soru. Eyvah. Burçların aylık değil yıllık olarak belirlendiği ve her yılın bir hayvan adıyla temsil edildiği astrolojik takvim hangisidir? Oğlak. Oğlak takvimi değil. Ne takvimi? Bir milat. Ülkenin takvimi. Milat. Yok milat değil, başka yerlere gittik. Astrolojiyle ilgili. Ne takvimi olabilir? Böyle uzaklara gidelim. Bir ülkenin adı var. Ülkenin adı var. Getiremedim. Nesi olabilir? Efendim bir harf, baş harfi. Baş harfini söylersem olmaz. Ama şöyle söyleyeyim. Uzak Doğu mu, Batı Avrupa mı? Uzak Doğu tarafı, oraları. Uzak Doğu yok, hatırlayamadım. Bulmacalar, ne takvimi olabilir? Bulmacalara şeye bakarım, şeye, burçlara bakarım. Ben de Oğlak burcundanım. Siz o yüzden Oğlak dediniz değil. Beyefendi kendi burcunu söyledi direkt. Ben Oğlak şey olarak şey yaptım. Susacağım, her gün okuyor musunuz burçları? Okuyorum. Peki inanıyor musunuz? Yazanlar ben, oluyor mu? Doğru tutuyor. Bazen doğru tutuyor, peki. Beşten geri sayacağım üzülerek. Beş. Ama bir harfini... Ama dedim kopya verdim. Harfini vermedim dedim. Uzak Doğu tarafından dedim. Vereyim mi? Rica et. Şey. Üç. İki. Şey. Bir. Efendim üzülerek Çin takvimi olacak. Çin takvimi. Hiç şey yapamadım. Olsun, maksat yarışmakta. Maksat yarışmak olsun. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Genç hanımlarla yarışmaya devam ediyorum. Hava biraz serin ama enerjimiz yüksek değil mi? Evet. Enerjimiz yüksek, güzelce yarışacağız. Seni tanıyalım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İsmim Ayşe İrem Kabacık. Medipol Üniversitesi'nde ebelik okuyorum. Ne okuyorsun? Ebelik. Ebelik, ne güzel efendim. Peki nasıldır şimdi herkes ebelik ya da sağlık sektöründe bence çalışamaz diye düşünüyorum. Hakikaten gönül vermek lazım. Ne zaman istedin ebeliği? Bir üniversitede okuyordum, Çukurova'daydım. Tekrar bıraktım, hazırlandım. Dediğim bu değil dedi. Evet, ya şu an çok mutluyum. İstediğim mesleği yapıyorum. Ne güzel. Daha doğrusu. Ne güzel, harikulade. İstediğin şey için şu an başladın bile çalışmalara. Peki bakalım, senin için 3 sorum olacak. Maksat yarışmak programındasın. Elimde kartlarım var, seç istediğini. Hop geldi aradan bir kart. Genel kültürüne güvenir misin? Biraz diyelim. Biraz diyelim. Biraz da heyecanlandık. Şöyle sallana sallana cevapları vereceğiz galiba. Bakayım sorularına neler varmış. Halk arasında bir yerde uzun süre ayakta beklemek anlamında kullanılan söz nedir? Mesela arkadaşınla dediniz ki saat 2'de buluşalım.
söyle. Ağaç olmak. Ağaç olmak. Doğru cevap alıyoruz alkışları. Gelsin alkışlar. Hiç ağaç olduğun oldu mu? Olmadı. Peki ne güzel. Arkadaşların demek ki verdikleri söze uyan insanlarmış. Benim biraz ağaç ettiğim oldu ama. Mesela Ayberk de diyor şu an evet benim de ettin ağaç diye. Arada oluyor. İş dışında özel hayatımda genellikle bekletebiliyorum. Özür dilerim. İkinci soruya geçiyorum. Havadaki su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasıyla meydana gelen yağış türü hangisidir? Çığ. Havadaki böyle su buharı bir anda yoğunlaşıp katılaşınca ne olur, ne yağdı deriz biz? Bir dakika. Kar değil. Kar değil. Kıra gibi bir şey mi? Değil. Karla yağmur arası. Yok aslında karla yağmur arası da değil. Biz ona başka bir şey diyoruz. Yanlış yönlendirdim. Pardon. D harfiyle başlıyor. Ha, dolu. Dolu doğru cevap. Alıyoruz alkışları kocaman. Dolu doğru cevap. Son sorun. Gel şöyle bir adım yana. Heyecanlı mısın son soruya geçerken? Yani çok değilim. Çok iyisin. Peki şöyle kameraya da dönersen. Nerelisin? Adana. Adana gidiyor musun oralara? Evet. Çok da güzel hakikaten. Evet. Biz Adana'ya gidersek nereleri gezelim? Nereleri gezebilirsiniz? Taşköprü'yü gezebilirsiniz. Merkez Camii'yi gezebilirsiniz. Karaysalı çok güzel. Karaysalı'ya gidebilirsiniz. Mutlaka kebap yemeniz lazım. Şırdanı evet. Sevmeniz lazım. Şırdan seviyor musun Ayberk? Ben hiç yemedim. Ben çok seviyorum. Peki, peki. İnşallah bir gün ben de deneyeyim mi, denemeyeyim mi bilmiyorum. Ayberk deneme diyor çünkü oradan da. Lazım. Peki herkesin hastalığı farklı tabii ki. Belki bir kere denemem gerekebilir Ayberk'cim. Sevip sevmediğime karar vermek için. Gülüyor. Neyse, bir şey demiyorum. Son sorum şu. Bir şeyin düzgünlüğünü bozan kabarcık, çıkıntı, gedik ya da kusura ne ad verilir? Bir şeyin düzenini bozan. Düzgünlüğünü bozan. Kabarcık, çıkıntı, gedik ya da kusura ne ad verilir? Hatta biz bu kelimeyi olaylar için de kullanırız. Mesela o konuda bir şey çıktı deriz. Pürüz doğru cevaptı. Geliyor alkışlar. 3'te 3 yapıyor arkadaşım. Market çekini takdim edeyim. Bizim için bir maksat yarışmak de. Maksat yarışmak. Yanımda Trabzonlu bir ablam var. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyalım. İsmim Rabia Çakıroğlu. Temizlik görevlisiyim. Kolaylıklar dileyelim Rabia Hanımcığım. Şimdi kızınız buradaydı. O bizimle yarıştı. Annemi aramam lazım dedi. Sürekli takip ediyoruz çünkü sizi. Çok sağ olun efendim. Evde biliyor musunuz sorularımı? Bazen takıldığım yerler oluyor. Bazen... Çok normal. Evet. Çünkü genel kültür çok geniş bir havuzdan sorular geliyor. Evet. Bugün inşallah bildiğiniz yerden gelir diye. İnşallah. Trabzon'a ne zaman gittiniz en son? Geçen seneydi. Nasıldı oralar? Özlemiş misiniz toprağınızı? Ben aslında eş dolayısıyla Trabzonluyum. Aslen Karslıyım. Eş kontenjanından Trabzon. Peki Kars'a geçeyim o zaman. Kars'a ne zaman gittiniz en son? Orayı çocukluğumda gitmiştim. O epey önce. Orada yok. Evet. Annem babam Hatay'da ikamet ediyor. Hı hı. Çocukluğumuzda gitmiştik. Oraları da seviyoruz aslında. Kızımda da hayallerimiz var öyle. Bir Doğa Ekspresi falan. Aa ne güzel. Son yıllarda da çok moda biliyorsunuz. Aynen. Ankara Kars. Evet, o Doğa Ekspresi çok da keyifli. Evet. Ne güzel. İnşallah kızınızla birlikte. İnşallah. Böyle güzel bir turda yaparsınız evet. Diyelim. Bu arada Kars'a, efendim Hatay'a, Trabzon'a selamlarımızı da gönderelim sizin vasıtanızla. Şöyle kartlarım var. Seçin istediğinizi. Şu. Peki. Hadi inşallah bildiğimiz yerlerden gelir. İlk sorum şudur size. Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programına ne ad verilir? Belgesel miydi? Belgesel. Belgesel doğru cevap. Fısır fısır hanımefendi söyledi. Belgesel doğru cevap. Sever misiniz belgeselleri? Severim, izlerim. Ne, hangi konulara ait belgeselleri Doğa daha çok? Doğa belgesellerine. Doğa belgeselleri efendim. Peki ne güzel, ne mutlu. Hakikaten çok da güzel belgeseller çekiliyor. Hiç filmler aratmıyor. Eski belgesellerde bir parça böyle sıkılabiliyorduk. Evet. Ama şimdi o kadar güzel yapılıyor ki hakikaten ben bayılıyorum. Keyif alıyorum. Hadi Serdar Çelik'ti zannedersem onu takip ediyorum. Çok da severek izliyorum onun programlarını. Peki ne güzel efendim. İkinci sorum şudur size. Gezici satıcıların mallarını sokaklara sererek
açıkta yaptıkları satışın adı nedir? İşporta. İşporta doğru cevap. İkinci soruyu da geride bırakıyorum hanımefendi. Nasıl geçiyor yarışma? Son soruya geldik bile. Biraz heyecanlıyım. Bayağı heyecanlısınız. Evet. Hatta hanımefendi diyordu ki eyvah bilemezsem ya. Evde tabii, şimdi babamız ikimiz birden bilemezsek. Eyvah eyvah. Peki babamız ne olurdu? Takılır mıydı? Sürekli size? Takılırdı. Peki olur öyle evde minik çekişmeler. Ay hanım bilemedin. Böyle evet, tatlı böyle çekişmeler olur, evet, takılır. Peki bize. Hadi son sorumuz, marketçeki sorumuz gelsin size. Birine bir yere gelmesi için çok yalvarmak, ısrar etmek anlamındaki deyimde ne renk dipli mumla davet etmekten söz edilir? Denir ki bir şey dipli mumla davet etmek. Ucu yanık mektup vardı eskiden. Yok, ne renkli mumla? Mor. Değil. Kırmızı. Kırmızı doğru cevap, tahminde bulunduk efendim. Tebrik ediyorum, artık hiç unutmazsınız. Kırmızı renkli mumla davet etmek denir. Teşekkür ederim. Nasıl geçti yarışma? Güzel geçti. Severek de takip ediyorduk sizi. Yarışmak da daha güzel oldu sizinle. Burası farklı bir atmosfere aynen, sahip. Çok heyecanlı. Kızınız çok heyecan yapmıştı. Evet. Kızınız bugün başaramadı ama sözümü aldım. Bir daha karşılaşırsak o da yarışacak. En azından annemize efendim market çekiyle uğurlamış olalım. Teşekkür bizim ediyorum. İçin ne diyorsunuz o halde? Maksat yarışmak olsun. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hadi market çekimizi alalım. Evet efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hızlı bir başlangıç yaptım ve durdum Ayberk'e. Evet efendim deyip. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, çok sağ ol. Adın nedir? Sevim. Sevim, seni tanıyalım. Okuyor musun? Çalışıyor musun? Okuyorum. Ne okuyorsun? Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. Hukukçu olacak hanımefendi. Peki var mı? Avukat mı olmak istiyorsun? Savcı mı? Bir plan var mı? Şu anlık bir planım yok ama avukatlıktan ilerlemek istiyorum. Yani peki şimdi ne üzerine peki branşlaşmak istiyorsun? Ne üzerine? Yani hep bütün dallarda uzmanlaşmak istiyorum ama daha çok miras alanında daha çok hoşuma gidiyor. Mirasçı olacak hanımefendi. Peki o işin esprisi? Önce galiba şu anki önceliğin dersleri geçmek. Aynen. Ben öyle hissettim. Şu an altta var. Altta kaç tane var alttan ders? Onu bu konuyu açmasak. Bu konuyu açmam. Derin bir yaram o benim. Gerçekten mi? Çok mu? Bir tane bir şey olmaz. O nazar boncuğu. Çok salan sanar yani. Evet evet, tam bir tane nazar boncuğu olabilir. Çünkü zor da bir bölüm okuyorsun. En zorlandığın ders hangisi? Eşya hukuku şu an. Eşya hukuku. Niye o diğerlerine göre daha zor sence? O yani. Daha mı detaylı? Aynen, daha detaylı. Peki sence bölüm ezbere dayalı mı, yoruma dayalı bir bölüm mü? Ya bence aldığım bilgileri muhakemeye dayalı. Yani yoruma dayalı. Daha güzel yorum yaparsan. Yorum önemli. Peki üniversite sınavına girecek arkadaşlarımız da var. Onlara da böyle minik tiyolar vermek istiyorum tabii ki. Sizlerin yorumları kıymetli oluyor. Peki bakalım yarışma zamanı. Geliyor kartlarım. Seç istediğini. Geldi ortadan. Çok hastalanır mısın? Yani bağışıklık sistemine yönelik hastalıklar mı? Genel olarak. Yani normal. Peki sorum şu. Vücudun bir mikroba, daha doğrusu vücudun bir mikroplara karşı geliştirdiği direncin adı nedir? Bağışıklık. Bağışıklık doğru cevap. Bağışıklık sistemi mi falan diyordu az önce. Bağışıklık doğru cevap alıyoruz arkadaşlar. Kamera arkasında bir arkadaşım var. Vallahi senin kadar mutlu oldu soruyu bilmene. Kimdir o? O da hem sınıf arkadaşım hem o da arkadaşım Aslı. Ay ne güzel. O da arkadaşı olmak zor mu peki? Dürüst olun hanımlar. Çünkü o da bazen dağınık olabilir, anlaşmazlık olabilir. Böyle küçük çatışmalar oluyor mu? Yok, olmuyor. Zaten sınıf arkadaşı 24 saat onun yüzünü görüyorum. Başka gördüğüm yüz yok. Siz hocam öyle bir dedin ki ama bıkmış gibi 24 saat onun yüzünü görüyorum. Başka yüz yok. Yok, tek gördüğüm yüz onunki olsun. Ne güzel, ne güzel. Hakikaten hissettim onu. İyi bir dostluk da var arada. Çünkü arkadaşın çok mutlu oldu sen soruyu bilince. Her zaman böyle sahneler görmüyoruz. Onu da söyleyeyim. Kimi arkadaşlar var kendi kaybedince öbürü de kaybetsin istiyor. Allah korusun. Allah korusun öylesinden diyelim. Hadi ikinci soruya geçelim. Nohut köftesi olarak da bilinen yemeğin adı nedir? Nohut köftesi. Hayır. Nohut köftesi olarak bilinen yemeğin diğer adı nedir? F harfiyle başlıyor. İzmir köfte var bildiğim kadarıyla. Nohuttan yapılıyor bu böyle. Vejeteryanların daha çok tercih ettiği bir şey oluyor. Böyle lezzeti köfte gibi oluyor. Harfiyle başlıyor. Fadıl. Şimdi şey yapacağım yani. Bilmiyorum, bunu sallayacağım full.
Peki, peki bir dene bakalım ne gelecek sallamasyon. Fala. Falaka değil. Falaka değil. Falakaya aman kimse falakaya düşmesin falakaya. Ben bilirim hafta içi her gün 20'de 306. Fa 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 fa. İtalya'dan falan mı geliyor? Daha nereden gelmiş adı bilmiyorum ama nohut köftesi diye geçiyor adı. Falan filan fa falan filan. Hoppa söyleyeyim mi kopyalar geliyor. Biraz kopya alsam çok sevinirim. Doğru cevabı peki, söylüyorum senin için. Yok da yani. Yemekle hiç yok mu ara? Pek yok ben yani. Peki. Doğru cevap falafel olacaktı. Falafel o bilemezdim ben. Peki öğrenmiş olduk olsun. Evet. Maksat yarışmaktı. Evet. Kendine çok iyi bak. Teşekkür ederim. Hoşça kal bir el salla. Genç ve bir parçada muzip olduğunu hissettiğim bir arkadaşım var. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Seni tanıyalım. İsmim Abdülkadir, arkadaşlarım bana Abdi der. Abdi, evet. Peki. Trabzonluyum, Kocaeli'de yaşıyorum. Okumaya geldim İstanbul'a. Ne okuyorsun? Sinema televizyon. İleride meslektaş oluruz belki, yollarımız kesişir belli mi olur? Kesinlikle. Peki ne istiyorsun, hedefin ne okul bittikten sonra? Hedefim senarist olmak veya ses efektçisi olmak. Ses efektçisi bak, spesifik işler her zaman işe yarar, haberin kesinlikle, olsun. Kesinlikle. Peki kaçıncı sınıftasın? Birinci sınıfım. Daha yeni. İstediğin bölüm müydü? İstediğim bölümdü. Harikulade. Zorlandığın bir ders var mı? Hayır. Peki inşallah okulda böyle su gibi bir çırpıda okuyup bitirirsin. İstediğini de elde etmiş olursun diyeyim 4 yılın sonunda. Elimde kartlarım var. Genel kültürün nasıl? Yani kendime güveniyorum ama... Bakalım ne olacak? Sorulara bağlı biraz galiba kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çok geniş bir havuz çünkü. Hadi seç istediğini. Gelsin sorularım. Geldi aradan bir kart. İlk sorum şu. Sağlık kurumlarında özel bölümlere girerken ayakkabıya geçirilen ince ve şeffaf kılıfa ne denir? Galoş. Galoş, doğru cevap alıyoruz alkışları. Hijyen için çok önemli. Artık pek çok yerde de zaten galoş takılmadan kesinlikle içeri girilmiyor. Spa salonunda bile artık galoş kullanılıyor. Her yerde, pek çok yerde kullanılıyor hakikaten. İkinci soruya geçiyorum. Bakayım neymiş ikinci sorun. En iyileri seçmek için beğenilmeyenleri ayıklama işlemine ne ad verilir? Eleme. Elemek, doğru alıyoruz. Alkışları. İkinci soruyu da geride bırakıyoruz. Hangi takımız? Trabzonspor. Hatta Kocaelispor. Hangisi karar ver? Memleket Trabzon, ikamet Kocaeli olunca. Kocaelispor. Kocaeli. Nasıl bu sezon Kocaelispor? Kocaelispor bu sezon birinci sırada ve inşallah Süper Lig'e yine istediğimiz yere gelmeye hedefliyoruz. Peki. İyi günde kötü günde o zaman takımının yanındasın. Her günde her günde. Ama anladığım kadarıyla da ikinci takımın Trabzonspor favori. Ya ne kadar Kocaelisporlu olsam da hani kan çekiyor. Peki son soruya geçiyorum o halde. Son sorum şu. Bir adı da kahve parası olan şey nedir? Bir adı da kahve parası olan şey. Adı ne olabilir? Böyle genelde işte kafelerde, restoranlarda bıraktığımız bir şey. Bahşiş. Bahşiş, doğru cevap efendim. Öğrenci arkadaşıma yardım etmek istedim. Nasıl geçti yarışma? Yarışma kolaydı, cidden kolaydı. Ama ben söylemeseydim son soruda o kopyayı, bence kahve parasını biraz zor bulabilirdim bahşişi. Siz tabii ki de bana bayağı yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ama siz olmadan da bilirdim. Sen söylemeseydin de bilirdim. Kesinlikle hayır, kesinlikle hayır, kesinlikle hayır. Siz olmadan bilemezdim. Peki olsun. Maksat yarışmaktı. Bizim için şöyle bir maksat yarışmak de. Maksat yarışmak. Teşekkür ediyoruz. Market çekimiz Ayberk'ten. Hadi gel alalım. Galatasaray ile bir arkadaşımla yarışacağız. Nasılsın? İyiyim, siz sormalı. Ben de iyiyim, Allah'ın olsun. İşimizde gücümüzde iyiyiz. Seni tanıyalım. Ben Mert Çeçen. Üniversitesinde okuyorum. Ne okuyorsun Mert? Hukuk. Peki istediğin bölüm müydü? Evet. Nasıl geçiyor dersler? Biraz zor da iyi yani. Peki. Biraz zordur hukuk tabii. Galatasaraylı olduğunu söyledim en başında. Nasıl buluyorsun bu sezon takımı? Yani idare eder, biz güveniyoruz takımımıza. Her daim diyorsun. Her daim güveniyoruz. Peki ne güzel. İyi günde kötü günde efendim. Evet. Takıma destek olmak lazım. Ama güzel futbolu izlemeyi özledik sanki bu sezon özellikle. Biraz özledik de. Gelir ya, devamını bekliyoruz, umuyoruz. Peki ben birazcık artık yabancı liglere bakmaya başladım. La Liga'yı da bekliyorum artık, takip edeceğiz. Premier Ligleri, La Ligaları efendim, yapacak bir şey yok.
Elimde kartlarım var. İstediğini seçme. Aradan geldi. İlk sorum şu olacak. Kilo vermek isteyenlerin uzak durması gerektiği söylenilen 3 yiyecek ne renktir? Sarı mı? Sarı değil. 3 sarıya dikkat et denmez. 3 bir şeye dikkat et de. 3. Mesela kilo almak istemeyenlere nelere dikkat et derler? Beyaz mı? Beyaz, doğru cevap alıyoruz alkışa. Bir kopya mı verdin? Orada beyefendi gülüyor. Beyefendiden kopya gelmiş Ayberk. Ayberk, ayık ol sen de, etrafı kontrol et. Peki, ikinci soruya geçiyorum. Ağız ve burun boşluğunun arka bölümünün adı nedir? Kıkırdak mı? Değil. Ağız ve burun... Burun boşluğunun. No, ağız ve burun boşluğu... Arka bölümüne ne denir? Arka bölümüne... Soluk burun falan mı? Evet. Değil. Ne olabilir? Ağız, burun, ne olabilir? Boğaz falan. Böyle hatta onun ameliyatına girenler de var. Sağlık sebeple. Sağlıkçı diyelim ya. Ne? Sağlıkçı diyelim ya. Anlamadım. Sağlık mı? Sağlık için onun ameliyatına girenler var. Bir şey ameliyatı deniyor. Burun, ağız, ne olabilir? Değil. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Geniz. Geniz eti ameliyatı olanlar vardı. Burun eti deseydiniz belki anlardım. Peki. İkisi biraz daha farklıydı. Kendine çok iyi bak. İyi ki tanıştık, yarıştık. Biz de sağ olun. Hoşça kal, görüşmek üzere. Ablamla samimi yarışacağız, evet. Değil mi? Evet. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim valla. Ne yapmaya geldiniz bugün Kadıköy'e? Vallahi kızlarım burada benim. Aa, ne güzel. Birisi evli, birisi burada çalışıyor. Allah bağışlasın. Kimya mühendisi. Ne torunum güzel. Torunum oldu, torunuma bakmaya geldim. Aa, ne güzel. Torun baldan tatlı değil mi? Evet, çok. Hep öyle diyorlar. Torun çocuktan da tatlı öyle diyorlar. Söylerler de ama yaşanınca belli oluyor. Şimdi ne kadarlık torun? 5 aylık oldu. Aa, daha çok küçükmüş. Çok küçük. Doğal olarak anneanne oluyoruz. Anneanne. Tamam, bir düşündüm. Evet. Anneanne olmak inşallah sizin için bir ömür boyu çok keyifle geçer. İnşallah. Herkese nasip ederim. Adı ne torunun? Ecenil. Ecenil yerim. İleride o da izler sizi belki. Ona da güzel bir anı bırakmış olursunuz. İnşallah. Hadi yarışalım mı? Hadi yarışalım. Biliyor bak. Musunuz evde sorularımı? Valla biliyorum ama burada şimdi titriyorum, heyecanlıyım. Eyvah! Heyecana yer yok, titremeye yer vallahi yok. İsim neydi? Dudu. Dudu Civan. Oo, Dudu ablamla yarışacağız efendim. Şöyle uzatayım kartlarımı. Seçin istediğinizi. Dudu ablam seçti, vallahi geldi. Ay, gelmek istemedi kart. İnşallah. Dudu abla vallahi takıldı. Hop, kartlarım dağıldı Ayberk'cim. Dudu ablacığım. İlk sorum şu olacak sana, kartlarımı toplayabilirsem. Göz kapaklarını açıp kapayarak yapılan hareket nedir? Uyku. Yok, böyle ne yapıyorum ben? Açıp kapıyoruz da mı? Ama ne deriz biz ona? Gözümüzü açıp kapadığımızda ne oluyor? K harfiyle başlıyor. Gözümüz ne yapmış oluyoruz yani? Aynen, kırpmış oluyor. Kırpmış oluyoruz. Kırpmam doğru cevap oluyoruz arkadaşlara. Peki, heyecan böyle bir şey Duda ablacığım. Vallahi bak doğruymuş yani, burada heyecanlanılıyormuş. Peki tek gözünüzü kırpabiliyor musunuz? Kırparım. Ben yapamıyorum pek Ayberk. Peki kapanmıyor. Kırparım. Peki, ne güzel. İkinci soruya geçeceğiz. İkinci sorum şudur. Mutfaklarınız nasıl? İyi, çok güzel. En iddialı olduğunuz yemek? Vallahi hepsini genelde yaparım. Çok nerelisin Duda ablacığım? Ben aslında Afyonluyum, Bolvedinli. Eskişehir'de yaşıyorum. Ne güzel, buraya kızlar için geldik, torun için geldik. Evet, torun için geldim. Peki, şimdi mutfaklarınızı ise bu soruyu kesin bilirsiniz. Pirincin suyla kaynatılarak bulamaç kıvamına getirilmiş haline... Lapa. Lapa denir, ne denir diyecektim. Lapa'ya, lapa doğru cevaptı. Alalım bir alkışlık o zaman. Kurgu yönetmenim Ayşe Gülcüm de göndersin bize. Onu da öpüyorum buradan. Dışarıda olduğumuz için malum Ayşegül'le bu ara çok görüşemiyoruz. Ben de buradan selamımı göndereyim. Ve son soru. İnşallah onu bilirim. Hadi inşallah Duda ablacığım. Biraz zor oluyor ama. Evet, ama bakayım neymiş. İnşallah. Bence bilirsiniz Duda abla. İnşallah.
Alt gagasının altındaki kesede balık biriktirerek beslenen, su kenarlarında yaşayan iri kuş hangisidir? İri kuş. Böyle o alt gagası onun büyüktür, orada balık biriktirir o. Penguen mi? Değil. Bu iri bir kuş. Penguen değil. Aklıma da gelmiyor. Ama P harfiyle başladı, doğru. P harfiyle başlıyor. Pırasanın P'si. P. Pelikan. Pelikan doğru cevap. Tebrik ediyorum efendim. Geç olsun, güç olmasın. Dudu ablacığım, şimdi torun da var, market ihtiyacı evet. Bitmez. Çam sakızı çoban armağanı. Çok sağ ol kızım, çok seviyorum. Ne diyorsunuz bizim için? Maksat yarışmak olsun. Teşekkürler, hoşçakalın. Evet efendim, bir beyefendi var. Yarışmak için vallahi bizi bekledi. Öncelikle özür dileriz beklettiğimiz için. Hiç yerim değil. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkürler. Sizi tanıyalım. Ben Marmaris'ten geldim. Muğla Marmaris'ten. Hoş geldiniz. İstanbul'a gezmeye mi geldiniz? Hem gezmek hem tedavi oluyorum ben. Engelliyim. Kolay gelsin diyelim efendim. İnşallah tedavilerinizden de istediğiniz sonucu alırsınız. Genel kültürünüz iyi midir? Çok iyi değil ama idare eder diye var. Şansımızı deneyeceğiz. Tabii. Denemek istedik. Olur. Televizyondan yarışmaları izlemeyi çok severim. Yani kendim cevaplıyorum televizyondan bildiklerim. Çıkarsa bildiğim yerlerden, bildiğim konularda diyelim. Hadi inşallah bugün bildiğiniz yerlerden tabii, çıkar. Tabii. Size çam sakızı çoban armağanı bir market çeki hediye ederiz biz de. Evet. İsim neydi efendim? Erman. Erman Bey ile yarışacağız. Elimde kartlarım var Erman Bey. Buyurun, seçin lütfen istediğinizi. Geldi, hemen kaptım geri Erman Bey'den. Ben bu arada şeyin torunuyum. Belki duyuyorsunuz televizyonlarda ünlü sanatçılar söyledi şarkı, türkü diyelim. Ormancı türküsü vardı. Hani çık... Aman ormancı, canım ormancı. Bu benim öz dedem oluyor, annemin babası daha doğrusu. Beren kahvesine geçiyor bu. Ne güzel efendim, o zaman. Torunuyum ben yani. O zaman bize en son bir şarkı söylersiniz o aman ormancı. Şarkı pek, hani bilirim de ezberim. Minicik. Minicik bir kuple söylersiniz. Bir şey, bu sizin için özel de bir şarkı. İlk sorum şu. Evet. Takvimlerde tatil günleri genellikle hangi renkle gösterilir? Kırmızı. Kırmızı doğru cevap alıyoruz, alkışları. Takip eder misiniz takvim? Tabii tabii. Bayramlar hangi güne denk gelmiş, kaç gün oluyor diye ben de bakarım vallahi. Tabii, bayram hangi güne denk geliyor? Hafta sonuna mı yani, hafta içine mi artık? Peki telefondan mı bakıyorsunuz? Telefonun takviminden mi yoksa normal? Normal duvar takvimlerinde. Ben de sizin gibiyim. Ben dijital değil, daha analog bir insanım. Türkiye tarihini, dini takvimler var. Arkasında bilgiler yazar. Çok evet. Güzel isim falan. Oralardan hem isimler yazar. Bugün doğanlara isim alternatifi. Onun gibi. Peki harikulade. Nostaljik de bir takvimdir evet, o. Evet tabii, nostaljik de. Peki. Efendim ikinci sorum şu olacak size. Evet. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yere ne denir? Gökkuşağı mı? Yok. Gökkuşağı değil. Yerle gökün, yerle göğün... birleştiği böyle o denizin, ona bir şey çizgisi de denir hatta. Aklıma gelmiyor şu an, şey çizgisi derler. Çizgisi. U harfiyle başlıyor. U. U. Urfa'nın U'suyla başlıyor. U'la başlıyor. U. Kopya yok. Çizgisi ufuk. Kopya ile biliyorum. Ama gelmedi, biliyorum da. Peki ufuk, ufuk olacak. Doğru cevap alalım alkışa. Nerede alkışlar? Kapak, ufuk sakın ufuk. Ufuk, ufuk çizgisi de demek. Peki efendim, ikinci soruyu da geride bırakıyoruz. Son soru. Evet. Hazır mıyız? Evet hazırım. Hadi hazırız, son sorumuz neymiş bakalım. Parlak, sarı renkli, kolay işlenebilen, havadan sudan etkilenmeyen, yüksek değerli element hangisidir? Parlak, havadan sudan yani. Parlak, sarı renkli. Almaya kalksanız biraz pahalı. Ne olabilir? Sarı renkli. Altın. Altın doğru cevap. 3'te 3 yapıyoruz efendim. Element nedir diye sormuştuk. Altın. Günden güne değeri altan altın. Evet, şöyle market çekiniz takdim edeyim. Çok kazandınız. Nasıl geçti yarışma? Çok güzel geçti. Maksat yarışmak yani ben... Böyle televizyonlara canlı yani şey yarışmalara bantlanayım, katılmayı çok istiyorum yani müraletten hani kendimi test etmek için. Test etmek bilgi. Bugün de katılmış oldunuz, kazandınız da. Kendinize çok iyi bakın.
Evet efendim, kimileri kazandı, kimileri kaybetti. Her zaman olduğu gibi bugün de maksat yarışmaktı. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Gözünüzü 360 ekranından bizlerden ayırmayın.